İpek nerede? Bilmiyorum, sabah çıktı dönmedi bir daha. Abi. Çok haklısın. Ta ben İpek'in böyle bir şey yapacağını öngöremedim. Bugüncüm, daha dün ofiste konuştuk ya zamanın ne kadar kıymetli olduğunu filan. Evet, evet. Şimdi de bunca zamanı çöpe çevirdik diyeceksin. Haklısın. Yani şimdi biz mahalleye konsantre olduğumuzdan İpek'i düşünemedik. Ama işte İpek de mahalledeymiş ya. Onu anlatıyorum deminden beri. Neyse, şimdi ben İpek'le konuşmaya gidiyorum. Sen de Ziya ile konuş. Dizginleri eline alsın. O muhitte borusu öten Ziya değil de Ferhan'sa, Ziya ile çalışmamızın bir anlamı yok değil mi? 3-5 tane kopuk başımıza bela oldu. Tamam, konuşacağım tabii ki. Lütfen. Ferhan kim? Yeni bir çete lideri mi? Öyle olsa gene iyi. Yıllar önce başımıza bela olan bir şoför vardı, hatırlar mısın? Hangisi? Sergen'in şoförü mü? Ama o öldü. Ne alakası var şimdi? Ferhan onun oğlu. Ciddi misin? Ama endişe edecek bir şey yoktur değil mi? Yani yıllar öncesinin olayı bitti gitti. O çocuğun hiçbir şeyden haberi yoktur değil mi? Öyle bile olsa riski göze alabilir miyiz? Mesela sen evladını kaybetme riskini göze alabilir misin? Ben alamam. Öyle olsa zaten tahliyeleri durdurmazdım. Ferhan'dan bahsetmeyelim. İyice dikkatini oraya çekmeyelim. Tabii ki bahsetmeyeceğim Sinacığım. Ben kızımı bilmez miyim? Amca. Anneciğim. İpek'cim, böyle çat kapı habersiz geldik, kusura bakma. Buyurun buyurun. Bir aile toplantısı yapmamız gerektiğini düşündüm. Uğradım, anneni de aldım geldim. Uzay. Ne oldu anneanneciğim sana böyle? Okulda ufak bir kaza geçirdik de biraz ezilmiş kolum. Yine mi? Ya ezik mezik olur canım. Erkek çocuk. Gel aslanım, gel bakalım. Ya amca... Merhabalar. Nasılsınız? Annem. Merhabalar. Memnun oldum. Ben de. Orhan bizim hukuk bürosundan. Aynı davayla ilgileniyoruz da. Ne? Yüzünüz bir yerden tanıdık geldi ama nereden olabilir? Yani bilemedim ki. Ben tabii ki sizi tanıyorum ama. İsmim ne demiştiniz? Orhan efendim. Orhan İnan. Orhan da sağ olsun bize bugün çok yardımcı oldu. Okuldan Uzay için aradıklarında beraberdik. Ben müsaade isteyeyim. Baş başa bırakayım sizi. Yine gelecek misin Orhan abi? Gelirim. Aslanım benim. Efendim, tekrardan çok memnun oldum. Teşekkür ediyorum. Ben seni yolcu edeyim. Nasıl yaptın ya bu işi? Gel anlat bakalım. Uzay seni çok sevdi. Az kalsın bırakmayacaktı. Ben de onu çok sevdim. Ya bu arada amcan geldi. Yani bence olayla ilgili geldi de umarım bir tatsızlık olmaz. Yani artık olacaksa da yapacak bir şey yok ama hallederim, merak etme. Sana çok teşekkür ederim. Sayende Naciye Hanım'la görüştüm. Üstümden büyük yük kalktı. Ben de sana çok teşekkür ederim bugün için. Görüşürüz. Görüşürüz. Uzay'a selam söyle. İleteceğim. Kapatabilirsin. İpek, hoşlanıyor musun bu çocuktan? Uzay odasında, merak etme. Amca, yanımda birini gördün hemen hoşlanıyor musun diye soruyorsun. Yok öyle bir şey. Yok yani, Uzay'ın okuldan aradıkları zaman yanımdaydı o. Sen neredeydin o sırada?
Orhan'laydım. Anlamadım ne sormak istediğini. Şunu merak ediyorum İpek'ciğim. Seni tarla başına bu çocuk mu götürdü? Aklına o saçma şeyleri bu çocuk mu sokuyor? Onu merak ediyorum. Yok. Yani ben kendim gitmek istedim. Kendim gittim. Orhan bu Naciye Hanım'ın videosunu şirkete getiren avukat. Ha. Bu o avukat. Evet. Ben senin gözünden akacak bir damla iş için bütün dünyayı karşıma alırım. Seni çok seviyorum. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ama bir de iş hayatımız var. Ve benim iş yapma biçimimle senin duygusalın hiç mi hiç örtüşmüyor. Tamam. Bu defa erteledik. Durdurduk operasyonu. Sonra ne olacak? Amca mahallenin yası bitmemiş. Bizimkiler evi boşaltmaya gidiyor. Yani bu acımasızca değil mi? Bak. Tam da ayrıldığımız nokta burası işte. Ben de arkadaşlarım, yakın çevrem, ailem söz konusu olduğu zaman duygusallaşıyorum. Ama iş hayatında duygusallığa yer yok. Sen öyle birisi olmayabilirsin. Zaten olmana da gerek yok. Ama birisi bu kararları alacak. Peki acımasızca bir karar vermekle acımasız biri olmak aynı şey mi? Ne iş hayatında ne sokakta bu akademisyen sorularınla çok yol alamazsın. Bu bir. İki, seni çok seviyorum. Duygularını önemsiyorum. Ama işime mani olmadığı sürece. Bir daha rica ediyorum. Bu tarz bir telefon almak istemiyorum senden. Tamam kızım? Bence bunu akşam yemekte konuşalım. Serpil Hanım geldi. Ben yemeği organize edeyim. Serpil Hanım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.